AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriano, çözümün ekonomik açıdan desteklenmesi için hangi kaynakların nasıl bulunacağını tartışmak için henüz erken olduğunu, ancak adaya çözümden sonra en çok ekonomik destek vermesi gereken ülkenin Türkiye olduğunu ileri sürdü. Simerini, çeyizi Türkiye versin başlıklı haberinde Kipriano'nun dün bir ziyareti sırasında gazetecilerin çözümün ekonomik finansmanıyla ilgili sorularına verdiği cevapları aktardı. Habere göre Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Türkiye'nin ekonomik katkısı sorulan Kipriano, "Bu çabada en büyük katkıyı koyması gereken Türkiye'dir. Ancak herhangi bir şey söylememiz için henüz erken," dedi. Kipriano, Kıbrıs Rum yönetiminin IMF ve Avrupa Yatırım Fonu'ndan kredi alma ihtimali sorulduğunda ise "Acele etmeyelim, bekleyip olguların nasıl gelişeceğini görelim. Bütün bu konuları tartışacak zamanımız olacak," ifadesini kullandı. New York'ta yürütülen çözüm sonrası dönemin finanse edilmesine ilişkin kulislerde sorulan Kipriano, "Bu konuda hiçbir şeye karar verilmedi ve devletin çok büyük olacak bu bedeli karşılayacağını söylemek için de daha çok erken," dedi. EDEK, çözümün ekonomik yönüyle ilgili açıklamasında Anastasiadis hükümetinin herhangi bir ekonomik inceleme yapmadan ilerlemekte olduğunu savundu. EDEK, Anastasiadis hükümetinin yurt dışından ekonomik bağışçı arama varsayımları konusunda da 2004 referandum öncesinde Londra'da düzenlenen bağışçılar toplantısında çözümün maliyeti 14,5 milyar Kıbrıs lirası olmasına rağmen yarım milyar Kıbrıs liralık yardım vaadi verildiğini hatırlattı.